Alper Gencer'in bir şiiri var. Diyor ki, sevgili ağzım hep ben seninle konuşacak değilim. Senin de konuşacakların olmalı. <laughs> Çok güzel, sevindim. <evet. gülüyor> Kitap e, gerçekten e, bizim içimizde saklı sesleri yükseltiyor. Yani şimdi ben terapist olarak e, çalışınca şunu fark ettim. İyi bir terapist danışanının içinde sakladığı sesi e, birincinin dışında gizlediği sesi, ya bir söylesen beni falan diye içinde yalvaran bir ses vardır. Bir şekilde onu başarır da bilincin dışından, bilince doğru derinlerden dile doğru yükseltirse yani farkındalığını kazandırırsa başarmış demektir. Kur'an ve insan ikiz kardeştir denir. Tev'em yani aynı yumurta ikizi Kur'an ve insan. Çünkü Kur'an da nazil oluyor, insan da Kur'an'ı anlamak üzere nazil oluyor. İkisi de indirilmedir, seçilme. O yüzden Kur'an bizim içimizdeki sesleri bize duyurur. Ha! Ben de bunu söylemek istiyordum. Dediğin anda o ayetle buluşmuşsun demektir. Onunla hemdem olmuşsun demektir. Neydi? Carpe diem. diem. Evet. Ee, şimdi Carpe dedim. Evet. Ee, sonra e, İbnül Vakt dedim. Onun karşılığı değil asla. Bambaşka şeyler. Evet. Ve siz Ebul Vakt diye başka bir açılımda bulundunuz. Ben onu ilk defa duydum. Bunların hepsi yayın dışında oldu. Evet. <laughs> evet. Ee, şimdi Bididi Dehlevi diye böyle çok bilinmeyen Farsça yazan e, Hindi Bidil yani. Dıklavi. Bidil Dıklavi. Bidil Dıklavi. Bidil diye biliniyor. Bidil diye bir şey yok. Bidil. Yani dil, gönül demek. Bi de sizsiz anlamında. Gönülsüz. Evet. Bidil Dıklavi'nin e, özel bir tabiri var sevgili Kemal Seyir'in. Bizim dilimiz o şöyle gelmiş Farsçada, Kürtçada Bidil. Bidil. Daha kolay. Diyor ki e, Kemal Kemal da bir gün konuşurken kulakları çınlasın. Huş derdem, işte o Carpe Diem, ya da dem bu dem, yani bizde o Mindfulness, Carpe Diem, Carpe Diem'in de tabii müthiş bir anısı var bende. Böyle e, tıp fakültesinin son günleri, e, İstanbul Film Festivali'nin de olduğu günler. Ya yani böyle dedim ki şu film hoşuma gitti. Robin Williams'ı da çok tanımıyorum o zaman. Girdik içeriye daha böyle altyazı, Allah'tan altyazı, e, Dead Poets Society, Ölü Ozanlar Derneği. Evet. Orada öğrendik Carpe Diem'i. Yani o film birçok insanın hayatında şeydir, e, bir kertedir, bir eşiktir. E, ve tabii ki o filmin e, dublajının yapılmaması lazım. O şiirsel okumayı e, gerçekten e, duymak lazım. Benim için çok büyük bir eşikti yani. Fakülteden tam çıkarken. O yüzden bana soran öğrencilere diyorum ki hangi okulu okuyacaksan İstanbul'u tercih et. Ankara'da olabilir, İzmir'de olabilir. En azından İstanbul için şunu söyleyebiliriz. İstanbul içinde okuduğun bir üniversite vardır. İstanbul'un içinde bir üniversite vardır. İstanbul'un içi de üniversitedir. Yani kaçırmazsın. Filmi kaçırmazsın. Söyleşiyi kaçırmazsın. insanı kaçırmazsın yani. Yani giderken Çemberli Taş'ta yürürken karşına Mustafa Kutlu çıkabilir mesela. Evet. Ha, bu güzel bir şeydir bu. E şimdilerde Senayi Demirci falan çıkıyor. Mehmet Ercan çıkıyor. işte nereden nereye. Estağfurullah <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.